Araç üzerinde okunabilir durumda değil ya. Motorla ne amına koyayım? Okunmaz mı? O zaman. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Kemal Çobanoğlu. 2 yıl sonra herhalde babamla ilk videomuz ve 2 yıl önce de aynı videoyu çekmiştik. Yine aynı videoyu çekiyoruz. Bugün nereye gidiyoruz baba? Araç muayene istasyonuna gidiyoruz, Esenyurt'a. Bugün Esenyurt'a TÜV Türkiye araç muayenesine gidiyoruz. 2 yıl önce de aynı yere gitmiştik. Muayene süremiz doldu. 2 yılda bir muayene yapılıyor. Şimdi bugün 30 Mart 2023 ve yine muayeneye gidiyoruz. Bakalım 2 yılda ne gibi değişiklikler olmuş? Neler değişmiş? Bizde sıkıntı var mı? Ortamda sıkıntı var mı? Göreceğiz ne var ne yok. Fiyatlar değişmiş, fiyatlar. Fiyatlara gidince bahsedeceğiz. Orada bahsetmek istiyorum. Neyse biz gidiyoruz, orada görüşürüz. Sevgili dostlar, geldik. Şu an TÜV Türk'teyiz. Sıramızı aldık. Sıramızı bekliyoruz. Sıramız yaklaştı. Şimdi babam arabayı çekecek. Sevgili dostlar, 2 sene önce geldiğimizde yaklaşık 400 lira olan muayene ücreti 2023'te ne kadar olmuş baba, bunu sen söyle. Ben söyleyemiyorum. 1130 lira. 1130 lira arkadaşlar. 2'ye kadar 3'e katlanmış. 3 katı, tam 3 katı. 2 yılda 3 katı artmış muayene ücretleri. Ben sanıyordum ki 600, 700, 800 oldu. Maalesef. Kadın 1100 kusur deyince valla şaşırdım. Kredi kartını vermek zorunda kaldım mecburen. Ona da bir de 17 lira da şeye koydu. Kartta ödediğim kart ücreti 17 TL fazla aldı. 17 lira da kart karısı vardı fazladan. Evet, şu an araba muayenede heyecanlıyız. Ne düşünüyorsun baba? Vallahi heyecanlıyım ama araba bizim araba geçiyor yani. Burada daha takır tukur arabalar var. Onlar geçtikten sonra bizim araba koşa koşa geçer. Ben de öyle düşünüyorum. Araba teslim. Ne oldu da geçtik mi? Tamam. Aldık geçiş belgemizi. Hadi hayırlı göster, olsun. Şöyle bir de göster. Aldık. Tamamen aldık. Bir iki kusurumuz var ama sorun değil onlar. Hafif kusur. Geçtik yani. Tamam. Araç üzerinde okunabilir durumda değil ya. Motorla ne amına koyayım? Okunmaz mı? O zaman... Yani birkaç kusurla geçtik. Hafif kusur. Ya önemli değil, o camda çatlak var, taş gelmişti ya. Tamam. O falan, onlar küçük. Farlar hafif kayıkmış. Onlar tamam. Hafif kusur, önemli değil onlar. Geçtik. Tebrikler. videoyu kapatmadan önce baba, muayenede neler yapılıyor? Yani nelere bakıyorlar? Vallahi önce bir çukura sokuyorlar, tekerlekleri döndürüyorlar çukurda. Fren kontrolü mü oluyor? Fren kontrolü. Tamam. Sonra... Kemerlere bakıyorlar arabanın içine. Arabanın kemerlerine hepsini kontrol ediyorlar. Sonra altına iniyor arabanın, işte fren balatalarına falan bakıyor. En son da ışık kontrolü yapıyor. En son farlara bakıyor. Farlar, dörtlüler, kısa farlar, uzun farlar hepsine işte bakıyor. 1-2 derece sapma olursa onlar hafif kusura giriyor. Bizde de 1-2 sapma var herhalde, 1-2 milim. Hafif kusurumuz var ama onlar sorun değil. Şükür geçtik. Yoksa geçmeseydik tamirciye git, onları ayarlattır, yarın bir daha gel falan filan, bir sürü işti. Allah'a şükür geçtik. Evet.
Haydi bakalım. Hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlar, muayeneden geçtik. Şimdi eve gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.